Şeytandan Allah'a sığınırım. Müminler o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman edenler, onunla birlikte toplumu ilgilendiren bir iş üzerinde iken, ondan izin alıncaya kadar bırakıp gitmeyenlerdir. Yani kafasının dikine hareket etmiyor. Değil mi? Bir büyüğü var, lideri var, imamı var ki peygamber en üstündür. Ondan izin alırlar diyor Allah. Gerçekten senden izin alanlar, işte onlar Allah'a ve Resulüne iman edenlerdir. Böylelikle senden kendi bazı işler için izin istedikleri zaman dilediklerine izin ver. Yani insan istişare ederek büyüğünden izin almasına da Kur'an'da bir işaret var. Değil mi? Mesela ağabeyisi olur, hocası olur. Bir şey olduğunda efendim nasıl takdir buyurursunuz? Benim böyle bir niyetim var. Uygun mudur sizce deyin. Nezaketen söyleyin. Bu berekettir, bir güzelliktir. İzin ver. Ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Herkes birbiri için gıyabında bağışlanma dilemesi güzeldir Müslüman. Bütün Müslümanları ya Rabbi affet diye dua ederiz inşallah. Allah bütün Müslümanları affetsin. Şüphesiz Allah bağışlayan esirgeyendir. Elçinin çağırmasını kendi aranızda kiminizin kiminizi çağırması gibi saymayın. Yani kaba olur diyor. Daha yani böyle hani saygılı bir üslupla hareket edin peygambere karşı diyor Allah. Biz de mesela bir mürşit, bir büyük olduğunu, bir alim olduğunu saygı gösteriyoruz. Kur'an'ın işaretini ona o şekilde hareket ediyoruz. Evet. Allah sizden bir diğerinizi siper ederek kaçanları gerçekten bilir. Mesela o devirde, peygamber devrinde sallallahu aleyhi ve sellem böyle süper karaktersiz alçaklar var. Birisi çıkıyor, bakın ahmağa bak. Siper ediyor onu, peygamber görmesin diye onunla beraber çıkmaya çalışıyor. Çıkacaksan haysiyetsiz söyle direkt, efendim dersin benim bir mazeretim var, çıkmak istiyorum. Gizlenmene ne gerek var, sahtekarlık yapıyorsun. Bakın akılsıza bak, onu fark edilmeyeceğini zannediyor. Bir de peygamber ayrıca vahiy de alıyor. Yani gözü görmese bile Cibril zaten bildiriyor. Böylece onun emrine aykırı davrananlar kendilerine bir fitnenin isabet etmesine veya onlara acı bir azabın çarpmasına sakınsınlar. Yani Allah'ın velileriyle, peygamberlerle uğraşanlar mutlaka belaya uğrarlar. Allah buna işaret ediyor. Yani uğraşmaya gelmez diyor Allah. Bela veririm diyor. Canınızı yakarım diyor. Bak, kendilerine bir fitnenin isabet etmesine veya onlara acı bir azabın çarpmasına sakınsınlar. Yani yapma zannedersiniz ama Allah yapar diyor anlamayanlara. Ama müminler zaten iman ederler, bu şekilde kabul ederler.